Hocam, açık beyinlerden geldi bu soru. Açık beyin, genç açık Hey, beyinlerden. Duygu gönderdi soruyu. bizimkiler pozitif Evet. ayrımcılık yapıyoruz. Yok, soruların içinde buldum hocam. Hiç ayırmadım. Soruların içinde buldum. Özel Bak, gelmedi. soru yorumu atmış hem de Evet, soru özellikle yorumu bak. atmış. Bana da yazmamış. Kim yazmış dedin soruyu? Duygu göndermiş hocam. Bizim Duygu. Evet, bizim Duygu. Vay Duygu. Hocam şöyle sormuş. Yine bir düşünce deneyi geliyor bize. Dünyadaki herkes aynı dili konuşsaydı, ya belki başka aksanlar olur tamam ama aynı dili konuşsaydı yaşam nasıl olurdu? Çok iyi. Kız Duygu, aferin. Soruyu şöyle bir soruyla açmak gerek sanki. Dünyadaki herkes niye aynı dili konuşmuyor? Biz zaten ortak atadan geliyoruz malum. Yani her türlü anlatıda, bu arada burada beis yok. Evrimsel de baksan, her türlü dini ezoterik açıdan da baksan insanların hepsi bir tek bir tür olarak neticede gidip bir aynı anne babaya, aynı bir kavime dayanıyorlar. Peki nasıl oluyor da diller farklılaşıyor? Buna dair net bir teorimiz yok ama bildiğimiz bir şey var. Diller ve farklılaşmaları insan gruplarının önce farklı kıtalara göçerek ayrışmaları, sonra orada uzun yıllar, on binlerce yıl boyunca birbirlerinden izole ve ayrı kalmaları sırasında aynen biyolojik evrimde olduğu gibi, biyolojik evrimde de bu arada hatırlatayım, yani işte birkaç yüz milyon sene öncesine kadar dünyadaki kıtalar tek bir kıta, Pangea dediğimiz tek bir kıta var. O üzerinde bir sürü yani kara bitkileri, bütün hayvanlar falan oluşmaya başladıktan sonra çok yakın bir zamanda Pangea ayrılmaya başlıyor. Ve biz böylece yani canlılar ayrı kıtalarda ayrı gruplar halinde dağılmak zorunda kalıyorlar. Sonra milyonlarca yıl kendi içlerinde bağımsız olarak evrimleştikleri için bugün işte kanguru sadece Avustralya'da var da ne bileyim Asya fili sadece orada var, Türkiye'de bilmem Anadolu kaplanı var gibi gibi. Anadolu kaplanı vardı, rahmetli oldu en sonuncusu. Buran da poz vermiş ya, biliyor musun? Anadolu evet. kaplanı sırtına asıp bir poz vermiş 1940'larda falan. Neyse, vallahi kafam bozuyor böyle şeylere. Diller de muhtemelen uzun süre birbirinden ayrı kalan ve lokal ihtiyaçlara göre geliştirdikleri kültürel mutasyonlarla diyelim, linguistik mutasyonlarla dillerini farklılaştırmış gibi gözüküyorlar. Birbirine yakınlığını test edebileceğimiz dil aileleri var. Hint-Avrupa dil ailesi diye duymuşsunuzdur mesela. Bunlar benzer kökten gelen, aralarında ortak kümeler bulabildiğimiz diller. Ama muhtemelen geriye doğru izlediğimizde tam yolculuğunu bilebildiğimizi ya da çıkarabildiğimizi zannetmiyorum. Bütün dillerin de ortak bir kökene dayandığını görebileceğiz. Bu biyolojide her şeyde olduğu gibi çeşitliliğin bir parçası haline gelmiş gözüküyor. Biz mesela canlı türleri ayrı yerlerde niye ayrı ayrı evrimleşiyor? Rastlantısal, belli bir lineer dizgesi olmayan mutasyonlar ya da değişimlerin zamanla topluluklarda birikmesi şöyle bir şey sağlıyor. Türleşme dediğimiz bir şey. Orada bir başka grup canlı oluşuyor. Burada bir başka grup canlı oluşuyor. Eğer dünyanın iklimine falan bir halel gelirse çevrelere, belki bu canlı grubu kötü etkileniyor ama buradaki olumsuz etkilenmeyebiliyor. Hatta bunu olumluya çevirebilecek özellikleri olabiliyor. Tamamen o işte doğal seçilim mantığı tarafına. Şimdi dillerde de böyle düşünecek olursak, aslında farklı toplulukların farklı dilleri onların dünyayı algılama, dünyada hayatta kalma, üretim yapma, yaşama biçimleriyle alakalı bir sürü kod içeriyor. Zamanı algılamaları, değil mi? Yani mesela soyut kavramları ifade ediş biçimleri, İngilizce'de bilirsiniz kelimelerin dizgesiyle Türkçe'de kelime dizgeleri, yüklem, işte özne falan yerleri farklı. Bunların hepsi o toplulukların o dili geliştirirken geçtikleri zihinsel süreçlerin, soyut ve somut tüm süreçlerin aslında işaretlerini taşıyor. Dolayısıyla bu insan dilleri farklı coğrafya ve şartlar grubuna özelleşmiş bir geçmiş kültürün de işaretini veriyor bize. Peki bu neye sebep oluyor? Aynen biyolojide olduğu gibi, biyolojide türleşme tam olarak, mesela canlılar türleşirken tam farklı türler olmadan önce birbirleriyle tekrar çiftleşirlerse araya yeni melezler çıkabiliyor. Bunun bir örneği biziz mesela. Homo sapiens ile Neandertal arasındaki çiftleşme Homo sapiens sapiens'in önemli bir parçasını oluşturuyor. Ve bu aynı zamanda Homo sapiens sapiens gibi daha dayanıklı, daha uyum sağlama yeteneği yüksek bir canlının da ortaya çıkmasını sağlıyor. Şunu demek istiyorum. Farklı farklı dil ve kültürler etkileştikleri zaman bunlar birbirlerinin dünyayı daha iyi kavramasına sebep oluyorlar. Yıllar hocam, önce köşe efekti dediğimiz kenar etkisi işte, kenar aynen. Etkisi. Şimdi kenar etkisi diye de benim çok anlattım. İşte farklı farklı kültürler, düşünceler, diller, ortamlar bir araya geldiğinde arada yaratıcı bir süreç çıkar ama biz ne yapıyoruz Homo sapiens olarak? Biz neler savaşıyoruz. Evet. Ya bunlar yabancı diyoruz, bunlar kötü diyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de enteresan, bana da küçükken öğretmişlerdi bunu. Ne demek olduğunu ben hiç anlamadım. Yani niye böyle bu uyarı yapılıyor? Yani sizi kavimler halinde yarattı ki tanışasınız diye.
Yani savaşasınız diye demiyor. Yani tanışasınız diye diyor. Ama biz genellikle savaşmayı tercih ediyoruz. Demek ki bir dini bir kitapta, bir kutsal metinde niye böyle bir uyarı geçiyor? Belli ne yapacağımız yani. Sicilimiz zaten çok temiz değil. Biz bu sorunun açtığı pencerenin geliştirebileceği ya da böyle düşüncelerin geliştirebileceği bir bilinçle, bizden farklı konuşan, farklı dillere, farklı düşüncelere, farklı kültürlere sahip insanların bizim için çok büyük bir nimet olduğunu tekrar hatırlayabiliriz. İyi ki bu farklılıklar var. Bu farklılıklar sayesinde dünyadan farklı birikimlerimiz, farklı algılarımız var. Bu algılarla üretebildiğimiz farklı soyut düşünceler, farklı çözümler, farklı yollar var. Bir kısmımız bazı konularda iken öbür kısmımız da öbür konularda iyi olabiliyor. Mesela Doğu ve Batı, hep böyle bir şey var ya aklımızda, Doğu Batı. Şimdi biz Batı'ya öykünürüz çoğu zaman çaktırmadan. Ya bu ülkede en batı karşıtı olan bile çaktırmadan söylemde Batı'ya öykünür. Batı'ya özenir. Niye Batı gelişmiş bir medeniyet falan gözükür? Şöyle bir ikilem içerisindeyiz. Ya Batı gibi olacağız, ya Batı'dan kaçacağız, Doğu gibi olacağız. Yani hangisi olmak istiyor, öbüründen kaçacağız. Halbuki bu ikisinin iyi becerdiği bir şeyler var. Berbat oldukları konularda var. Ya Batı'nın berbat olduğu konu onlara kalsın. Doğu'nun iyi olduğu konuları da sen al. Batı'nın iyi tarafını da koy üstüne. Orijinal bir şey yap. Adını orta de. Bir şey de. Ne diyorsan işte Doğu, Batı, Kuzey, Batı de. Artık ne olursa. Ama biz bunu yapmak yerine kendi konfor alanımıza kaçıp kendi benzerimize yakın durmak ve kendimizi güvende hissetmek şeklinde bir primat refleksine sıklıkla teslim olabiliyoruz. Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için aquapark, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar, yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu, yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali. Duygu'nun bu güzel sorusu bir kez daha. Dünyada insanların hepsi aynı dili konuşsaydı, dünyadaki insanların hepsi dünyayı aynı biçimde algılıyor olacaklardı demektir. Yani aynı dünya, aynı yollar, aynı çözümler, aynı fikirler, aynı soyut düşünceler. Bu da insanlığın başına gelecek herhangi bir kültürel, coğrafi, kozmik, Allah ne verdiyse problemden herkesin aynı derecede etkilenmesi gibi sonuç doğuracaktı. İyi ki böyle değil. Biliyorsunuz, Aztekler neredeyse bir gecede ortadan kaybolmuş bir topluluk. Başlarına ne geldiğini çok bilmiyoruz. İnkalar, Mayalar da öyle. Ne olduğunu kimse anlatmıştı. Efsanelere konu oluyor falan ama onlarda ne zayıflık vardıysa muhtemelen Kuzey Amerika'da yaşayan o sıradaki insanlarda öyle bir durum yoktu. İşte adına bugün Kızılderililer dediğimiz oraların yerleri hala bir şekilde kültürlerini sürdürmeye devam ediyorlar. İnsan topluluklarının bu farklılığı insanlık adını verdiğimiz o hepimizin ortak vasfının şimdiye kadar devamını sağlamış. Ama biz böyle herkesi aynılaştırmaya çalıştıkça, Hitler ters dönsün bu arada, onu da anmış olalım. Aslında insanlara ne kadar büyük bir kötülük yaptığımızı fark etmiyoruz. Yani herkes benim gibi olsun, herkes benim gibi düşünsün, herkes benim gibi inansın diyerek nasıl bir soykırıma zemin hazırladığımızda tekrar bir de hatırlamış olalım. Duygucuğum, çok güzel soruydu, seni tebrik ediyorum. Hocam, buradan şöyle devam ederek size ben de bir soru eklesem. Bu durumda günümüz teknolojisinde kullandığımız bir dil var artık, emoji dili. Ve emoji dili biliyorsunuz daha önce çalışmalarda da konuştuk. Artık yeni bir dil haline alıyor ve herkesin ve dünyadaki herkesin birbirini anlayabileceği bir dil bu. Aynı zamanda bu emoji dilini kullanırken şunu da fark eder olduk. Yetişen nesiller işte imla kurallarında, hızlı yazımlarda mesela birçok ifadeyi veremez oldular. Tabii yazı dil ifade için kısıtlı. Ama aynı zamanda bu kısıtlı sandığımız yazı dili edebiyatı da doğuran, yani, şiiri tabii de doğuran yazı dili. Yani gündelik hayatın hızı için kısıtlı, hız için kısıtlı ya, bir kısıtlı dil var. Kısıtlı olan WhatsApp'ta yazdığın tekst, mesaj. Yani Tolstoy sınırlı değil, Dostoyevski sınırlı değil. Emojilere döndüğümüzde, eğer ki bir gün farazi olarak devam edersek, emojilerin konuşulduğu bir dünyaya geçtiğimizde büyük bir kültür kaybından bahsediyor olacağız. Kültür kayması diyelim, o da bir kültür. Yeni bir kültür olacak. Benim bir nöropazarlamadan öğrencim Yadigar Yelken bir tez yapmıştı. YÖK tez veri tabanında bulabilirsiniz, ilginçti. Farklı ülkelerdeki emojilerin, aynı emojilerin hangi farklı anlamlarda kullanıldığı üzerine. Mesela hala birçok ülke benzer duyguları ifade etmek için farklı
emojiler, farklı simgeler kullanıyor. Çünkü o yerel farklılıklar otomatik olarak o kelimeyi, o duyguyu ifade edeceğim biçimi de farklı seçmene sebep oluyor. Şimdi tabii bu kadar global bağlantılı olduğumuz bir zamanda yavaş yavaş bu farklılıklar da birbirini götürecek. Biz mesela nazar boncuğu ekledik. Mesela ifade için. Yani tek tip bir şeye doğru dönüşmeye başlayınca işte sorun burada. İnsanların tek tip dil, tek tip düşünce biçimi dar bir kalıp içerisinde sıkışmaya başladığı zaman manipülasyon da çok kolay olacak. Dolayısıyla bir koyun uçurumdan atlayınca bütün koyunlar da peşine gidecek. Yani bir koyun genellikle dağa çıkmıyor, uçurumdan atlıyor biliyorsun. Dolayısıyla bu da bizim için hayırlı değil. O yüzden emoji kullanmayın, dijital zararlı falan öyle salakça bir mesaj değil ama azıcık dilimize merak sarmak lazım. Yani azıcık dile itina göstermek lazım. Dil beynin yakıtı, unutmayalım. Zihnin yakıtı. Dil yoksa hiçbir şey yok. Gerçi hocam bir yandan düşünürsek emojilere bile kısıtlansak bu sefer de insanlar kendilerini ifade için emojilerin yeni bir versiyonunu oluşturarak devam edecekler. Bak, geçen araştırdım bulamadım. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar bulanlar. Amerika'ya o kölelerin getirildiği dönemlerde 1700'lerde falan neyse. Köleler kendi aralarında arıza çıkarıp isyana sebep olmasınlar diye. Kendi dillerini konuşmaları yasaklanıyor. Böyle 50-70 tane kelimeden oluşan bir dil veriyorlar buna. Diyor ki sadece bu kelime. Şu demek, bu demek, bu kadar. Yaklaşık 100 sene içerisinde o Afrikalı köleler bu 50-100 kelimelik dilden tam teşekküllü gramer kuralları olan binlerce kelime sahip bir dil üretiyorlar. Yani insanda bir dil üretme güdüsü var. Bugün hala bir isimde Amerika'da kullanılıyor o dil. Yani var, köle dili olarak geçiyor. Yani biz aslında bu kadar dil üretmeye teşne, bununla ilgili yapılanması çok acayip olan varlıklarız. Ama şimdi kendi yarattığımız teknolojide bile isteye bunu böyle maalesef güdük hale getirdik. 200 kelime kullanıyoruz. Yani 150-200 kelime yani yazıktır. 150-200 kelime kullanan bir zihin dünyayı mecburen anahtar deliğinden izliyordur. O manzarayı görmesi pek mümkün değil.